Bilindiği üzere 6 Kasım 2014 tarihinde Kader Ortakay'ın da içinde bulunduğu grup Suruç'tan Kobani'ye geçmek istedi. O dönem yoğun çatışmaların olduğu bir dönem. Bunun üzerine sınıra yönelirken gruba ateş açıldı ve Kader Ortakay'a ağır bir şekilde yaralanarak Kobani tarafına götürüldü. Kobani tarafındaki hastaneye götürüldü. Daha sonra orada vefat ettiği haberi geldi ve cenazesi Suruç'a getirildi. Valilik ve kaymakamlık ilk açıklamalarında işte olayın Suriye tarafında, Kobani tarafında yaşanan çatışmadan kaynaklı Suruç tarafına gelen şarapnel parçasından kaynaklandığını açıkladı ve ölümün şarapnel kaynaklı olduğu kesinlikle işte Suruç tarafından askerlerce hiçbir ateşli silahın kullanılmadığı bildirildi. Daha sonra otopsi yapıldı. Otopside de işte muhtemel şarapnel parçasına bağlı ölüm olarak kayda geçildi. Yalnız o zaman avukatların otopsiye aldığı bir doktor şerh düşerek ateşli silahtan kaynaklı ölüm olduğunu kayda aldı. Daha sonra soruşturma özensiz bir şekilde sürdürüldü. Örneğin olayın failleri olabilecek askerlerin görev yaptığı jandarma karakolunda soruşturma yürütüldü, ifadeler alındı. Olay sanki basit bir yaralamaymış gibi kayda alındı ve en sonda işte olayın askeri bölgede olduğu belirtilerek Diyarbakır Askeri Savcılığına gönderildi. Daha sonra yine askeri savcılıklar kapanınca dosya tekrar Suruç'a gönderildi ve bizim talebimiz üzerine işte ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için fethi kabir yapılması talebimiz oldu. Savcılık bu talebi kabul etti ve İstanbul'da bulunan mezarı açtırıldı 2018 yılında Mayıs ayında. Mezar açtırıldıktan sonra işte kafatası ve diğer kemikler adli tıpa gönderildi. Adli tıp çok net bir rapor vererek ölümün kesinlikle ateşli silahtan kaynaklı olduğu bildirildi ve kullanılan silahın da yüksek kinetikli bir silah olduğu bildirildi. Bunun üzerine tarafımızca savcılıktan talepler oldu. İşte askerlerin yeniden ifadesinin alınması, soruşturmanın genişletilmesi taleplerimiz oldu. Ancak bu taleplerimiz hiçbir şekilde kabul etmedi. Bunun yanında yine tarafımızca medyada bulunan görüntüler analiz edilerek alanda uzman bilirkişilerce görüntü analizi yapılarak ateşli silahın hangi taraftan, hani Suriye tarafından mı yoksa Suruç tarafından mı kullanıldığına ilişkin bir rapor alındı ve raporda kesinlikle ateşli silahın Suruç tarafından sıkıldığı bildirildi. Bu rapor da savcılık dosyasına ibraz edildi tarafımızca. Ancak buna rağmen yıllarca hiçbir işlem yapılmadı, ilerleme kaydedilmedi. Bunun üzerine tarafımızca 2020 yılında Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunuldu. Hem etkili bir soruşturma yapılmaması hem de yaşam hakkının ihlali gerekçesiyle dosyamız Anayasa Mahkemesi'ne gittikten sonra Anayasa Mahkemesi Adalet Bakanlığı'ndan görüş istedi. Adalet Bakanlığı görüşünü sundu. Yine işte olay savunuldu. İşte olayda güvenlik güçlerinin bir kusurunun olmadığı belirtildi. Ancak dosya 3 yıldan fazla bir süredir Anayasa Mahkemesi'nde olmasına rağmen herhangi bir karar verilmiş değil. Geçenlerde dosyanın öne alınması talebiyle 27.10.2023 tarihinde tarafımızca Anayasa Mahkemesi'ne bir dilekçe gönderildi. Henüz o dilekçenin de cevabını almış değiliz. Yani sonuç olarak olay üzerinden 9 yıl, Anayasa Mahkemesi'ne başvuru üzerinden ise 3 yıldan fazla bir süre geçti. Buna rağmen
herhangi bir failin tespit edilmemiş olması cezasızlık politikasının bir sonucudur. Biz sonuna kadar soruşturmayı takip edeceğiz. Gerekirse AİHM'e de gideceğiz. Ancak bu dosyanın peşini bırakmayacağız.